Radyo Gazetesi. Sabah kahvesinin sonrasında bu kez Radyo Gazetesi ile karşınızdayız. Ulusal Birlik Partisi kurultayına artık çok az bir zaman kaldı, bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. İkinci tura kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Şu anda yapılan araştırmalar da o yönde, yapılan yorumlar da o yönde. Biz de Kanal Sim olarak da takip edeceğiz yaşanan gelişmeleri, hafta sonu da paylaşacağız sizlerle. Bugün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Sayın Ünal Üstel stüdyomuzda. Hem Gezici'nin yapmış olduğu son araştırmaya dair görüşlerini, değerlendirmelerini alacağız Sayın Üstel'in. Hem de tabii ki Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçilmesi durumunda neler değişecek partide? Hükümete yansıması ne olacak? En önemlisi topluma yansıması ne olacak? Tüm bunları konuşmaya çalışacağız programımız içerisinde. Soru ya da görüşlerinizi her zaman olduğu gibi Kanal Sim'in Facebook sayfası üzerinden bize ulaştırabileceksiniz. Hoş geldiniz diyelim size. Hoş bulduk. Sayın Üstel. İyi sabahlar dileyelim. Çok yoğun olduğunuzu biliyoruz. Artık çok az bir süre kaldı. Hafta sonu gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu yoğunluk içerisinde de zaman ayırdığınız için de teşekkür edelim size. Öyle başlayalım sohbetimize. Önce dilerseniz Gezici'nin yapmış olduğu araştırmayla başlayalım sohbetimize. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok konuşulmuştu. Neden? Bizim şirketlerimiz yok mu? Nasıl oldu da Gezici geldi ve bir araştırma yaptı gibi tartışmalar yaşanmış. Ama Gezici bir şekilde o günden bugüne ismini duyurmayı da başardı. Yapılan son anketi kim yaptırdı, ne kadaraydı, ne kadara mal oldu, ne kadar vergi ödedi soruları soruldu. Örneğin bir diğer aday olan Maliye Eski Bakanı Sayın Ersin Tatar'ın bu yönde soruları olmuştu. Dün öğlen postasında arkadaşımın sevgili mail ulaştı Sayın Gezici'ye. Ve herhangi bir ücret almadığını, dolayısıyla bir verginin de söz konusu olmayacağını, kendisinin sadece PR çalışması olarak baktığını, bundan sonraki seçimlere dönük olarak açıklaması bu yönde oldu. Ama ilginçtir, tehdit aldığını da söyledi bu araştırmanın yayınlanmaması için ve can güvenliğim olmadığı için Kıbrıs'a gelmeyi de düşünmüyorum bu süreçte dedi. Kimin yaptığı henüz ortada değil, bir iş insanından bahsediliyor. Ama siz nasıl buldunuz bu anketi? Sizin gözlemleriniz doğrultusunda, sizin araştırmalarınız sonucunda çok örtüşüyor mu? Siz nasıl bakıyorsunuz? İkinci sırada görülüyorsunuz. İkinci tura kalacak görünüyor. Üye olduğundan haberdar olmayan birçok insandan bahsediliyor aynı zamanda. Bu bakımdan da ilginçtir bu araştırma. Dolayısıyla hiç cevap vermeyenler de var arayanlar açısından. Neden dile getirmedikleri, neden bir tercih belirtmedikleri de herhalde hangi adayı destekleyeceklerinin bu tip şeylerde belli olacağını düşünerek belki cevap vermemişlerdir ya da bir tepkidir. Ne oldu sizin yorumunuz bu araştırmayı gördüğünüz zaman? Önce bununla başlayalım sohbeti. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin anavatanımızın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Buradan da halkımın bayramını kutlarken sözlerime böyle başlamak istedim. Şimdi tabii uzun bir maraton ve bu maratondan sonuna geldik ve geri sayım başladı. Tabii herkeste bir yorgunluk birikimi, bir gerginlik haliyle. Çünkü herkes bir kampanya yürütüyor, bir çalışma yapıyor ve bu sebeple de adayı baştan sona kadar da turlamış olduk. Tabii bu çalışmalar yapılırken de özellikle ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nerede bir köyü var, nerede bir beldesi var, hep oralara gitme gayreti içerisinde oldum. Çoğu yeri bilmezdim. Bu vesileyle kurultay dolayısıyla da bütün adanın köylerine de vakıf oldum. Ve oradaki Ulusal Birlik Partisi temsilcilerini gördüm. Oradaki köylerdeki sorun nedir, ne değil yakından tanımak istedim. Bu çalışmaları yaparken bende güçlü bir ekibim var ve kadın kollarım, gençlik kollarım ve benim kendi ailem, eşim, çocuklarımla birlikte her gittiğimiz yerde büyük bir de ilgi gördük. Bundan da büyük bir zevk duydum. Şimdi tabii bu çalışmalar yapılırken İlk gittiğiniz yerde sizin yalnız isminizi bilirler. Ama gittiğiniz zaman, elini sıktığınız zaman
adamın size bakış açısı ve tavrı değişir. Bir kere sosyal ilişki, ikili ilişki çok önemlidir. Bir de politikada duruşunuz ne durumdadır duruşunuz, ona da herkes bakar. Kararlılığınız onu da değerlendirir ve yakından sizi gördüğü için de ona göre değer yargılarını kullanır. Ama inanın sizi televizyondan veya kasteden, gazeteden takip eden insanlarla baktığında, sizinle tanıştığında insanların fikri değişir. Ben buna bir şahit oldum. Şimdi ilk turda bütün köyleri, hiç gitmediğim yerlere gittiğim zaman insanlarla bakış açıları değişik. İkinci kez gittiğim zaman yaklaşımları çok farklı. Bir kere herkesle seni mukayese ediyor. Dünya görüşüne bakar. Bulunduğun makamlardaki çalışmalarına bakar. Ve ikili ilişkiler de bizim ülkemizde maalesef güzel bir kültüre sahiptir. Bu kültürden henüz daha uzaklaşmamış. Yani gittiğin zaman, oturduğun zaman, elini sıktığın zaman, kahvesini, çayını isteğin zaman ve onun derdine ortak olduğun zaman veya o derdini çözüp çözememen ayrı konu. Ama ilgilenmen ve ona geri dönüş yapmanın büyük bir mutluluk verdiğini gördüm. Ve bunlar benim artılarım oldu. Şimdi ilk zamanlar bu işe ben karar verdiğimde, 2014'ten sonra karar verdim. Yerel seçimlerin arifesinden sonra ve bu kararı verirken de Ulusal Birlik Partisi'ndeki idaresindeki olan zafiyetten dolayı hala daha oy kaybının devam ettiğini gördüğüm için bu yola çıktım. Ve bu yola çıkarken de bütün köyleri gezeceğim, bütün köyün nabzını tuttuktan sonra da kararımı açıklayacağım dedim. Ve o yüzden ben bütün beldeleri, bütün köyleri, bütün kentleri gezdim. Ve oralardaki insanların yaşadıkları ortamlardaki yaşadıkları sıkıntılara da ortak oldum. Şimdi bütün bunlar yapılırken tabii insan bir yola çıkarken önce bölgesindeki konumunu ortaya yere koyar. Ve Girne bölgesinde ben 1991'den beri Ulusal Birlik Partisi'nden seçimlere girdim. Evet. Her girdiğim seçimden de başarıyla çıktım. Buradan da Girne halkıma bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Bundan dolayı Girne bölgesinden benim aldığım büyük bir cesaret oldu. Ve bir ikincisi mesela Güzelyurt. Gezdiğim zaman orada da o cesareti buldum. Lefkoşa her gün yaşadığım bir bölge. İskele çok yakın dostlarımın olduğu bir kent. Gazi Magosa da öyle. O yüzden bütün bunları ortaya koyduktan sonra karar verdim ve bu yola çıktım. Bir ikincisi tabii 1991'den beri partide milletvekilisin ve bu partide her makama da geldiniz ve partide yaşanan sıkıntılara da duyarsız kalamazsınız. Bir vefa borcunuz var. Onu partime ödemek için de bu yola çıktım. Bu yola çıkarken de tam teşekküllü çıktım. Şimdi ilk zamanlar başladığımda belki bazı yerlerde ismim çok geçmiyordu. Ama sonradan yaptığım birebir temaslarda benim adımın ön plana çıktığını ben gördüm. Tabii sokaktaki insan da bize telefon etti. Şimdi yapılan bir takım araştırmalar. Ha ne kadar doğru ne kadar yanlış onlar ayrı bir kenara. Ama bir kere bu araştırmalar, geçmişte de yapılan araştırmalar vardı. Kimisi doğru, kimisi yanıltıcı durumlarla ortaya çıktı. Ama şimdi bugün yapılan anketin, şimdi baktığımız zaman tabloya 7 tane aday var Ulusal Birlik Partisi'nde. Ve bu 7 aday, bir Hüseyin Özgürgün Genel Başkan ve 6 aday da her zaman bir araya gelen, istişare eden 6 tane arkadaş. Neden 6 arkadaş bir araya geliyor? Bir kere orada parti söylemlerinde veya televizyon programlarında partiyi rencide etmeyecek, Ulusal Birlik Partisi'ne zarar vermeyecek, birlik ve beraberliği simgelemek için bu arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ve bu söylemlere dikkat etmemiz için, partiyi parçalamamak için, partideki tabanda rahatsızlık vermemek için zaman zaman bir araya geliyoruz. Ve bu söylemler ışığında tabii sanki bir cepheleşme oluştu. Yani 6 kişi bir tarafta, bir kişi de bir tarafta. Tabii biz arkadaşlarımızla hep diyalog içinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Ama bu yapılırken de bu 6 kişiyi nasıl bölebiliriz? Nasıl parçalayabiliriz bu arkadaşlarımızı da? Karşı taraftan bize karşı bir hücum oldu.
Bu hücum öncelikle şöyle başladı. 6 kişiyi birileri çıkarttı. Sanki bizim kendi düşüncemiz yokmuş gibi. Ha, bunlar bir merkezden idare edilir. Bunlar sırf bütünleştiği beni götürmek için. Şimdi bütün bu söylemlere katılmıyorum. Bir kere ben kendi üzerime konuşayım ki bütün arkadaşlarım da bunu defalarca televizyon programlarında anlattılar. Ben Sayın Genel Başkan'a 2013'te destek verirken şunu söyledim. 2006'da sizinle beraber çalıştık. O zamanki gibi tembel mi olacaksınız yoksa çalışacak mısınız? Bunu kendisine söylerken ben 2006'dan ders çıkarttım. 2013'te o çıkarttığım dersten ders çıkarttığım için daha aktif olarak çalışacağım. Ben 2006'da 18 belediyeden 11 belediye indik. 2014'te 14 belediyeden 5 belediye indiğimizi gördüğüm için ve yine parti teşkilatlarına ilgisiz kaldığı için tabanın hiçbir sesini kulak vermediğin için ben bu yola çıktım ve 2014'ten sonra tabanın sesini dinleyeceğim ve tabanın sesine göre kulak vereceğim ve aday olacağım. Ve ben aday olduğum zaman da ben makamdaydım. Meclis başkan yardımcısıydım ve ben adaylığımı açıkladıktan sonra, meclis açıldıktan sonra 1 Ekim'de adaylıktan vazgeçeceğimi her platformda anlattım. Ben anlatmaya da devam ediyorum. 1 Ekim'de ayrılamadım. Sıra geldi 10 Ekim'de. Çünkü Sayın Akıncı yurt dışında olduğu için ona vekalet etmek mecburiyeti vardı. Ve 10 Ekim'de bu görevden ayrıldım ve bu yola aktif olarak çıktım. Şimdi karşı cepheye baktığımız zaman bu 6 arkadaş dayanışma içerisinde. Şimdi dayanışma içerisinde Sayın Genel Başkanı'nda ben arzu ettim bizimle dayanışma içerisinde olsun. Mesela bakın 2 aydan beridir. İlk defa dün bir araya geldik. O da yine bir evvelki günün baskılarıyla. Şimdi düşünün 7 tane aday, 7'si de partide, hepsi birbirinden değer, herkesin kendine göre bir kitlesi olan bir insan. Çünkü bu halk o iradeyi yansıttı ve o arkadaşlarımız da onların temsilcileri olarak meclisteydi. Ve bu arkadaşımız kura belirleyecek, kura çekecek. Ve ne acıdır ki bu kuraları çekerken genel başkan yok. Tabi partide idare amiri var. Çok sevdiğimiz, değerli bir arkadaşımız. Onun huzurunda çekiyor ama genel arzu ederdi ki o kura çekiminde de genel başkanımla birlikte olayım. Maalesef olmadı. Temsilcisi geldi. Kurasını çekti. Şimdi bütün bunlar yaşanırken bizim altımız arasında nasıl nifak tohumları sokabilirim? Bu anketle mi? Anketle. Nasıl nifak tohumları sokabilirim ve bu 6 arkadaşımı parçalayabilirim? Çünkü etrafında bir takım kurmaylar ve o kurmayların yaptığı çalışmalarda Hüseyin Bey'i yanlış yönlendirirler diye düşünürüm. Ben gördüm ve üzüldüm de. Bir genel başkan bu kadar yanlış yönlendirilmemesi lazımdır. Ama maalesef etrafında 2-3 tane böyle kahraman türedi. Ve o kahramancıklar akıl verirler, akıl hocalığı yaparlar. Yani o kesim mi yaptırdı bu anketi? Şimdi bakın, benim kendi düşüncem. Şimdi 6 arkadaşımız kol kola yürürlerdi ve hepsi de çalışmalarını yapıyorlar. Bu bir kere demokrasinin güzelliğidir. Çok adaylı yarışma, o da Ulusal Birlik Partisi'nin zenginliğidir. Önemli olan tabanı rencide edecek söylemlerden kaçınmaktır. Önemli olan tabanı rahatsız etmeden ve önemli olan kırılmadan, incitmeden, bütünlüğü bozmadan söylemleri söylemek. Ve biz 6 arkadaşımız bugüne kadar böyle geldik. Bundan sonra da böyle gidecek ve dayanışma içerisinde götürmek istiyorum. Yani 31 Ekim bir bayram havasında kurultayımızı yapalım. Ha, bizim üyemiz kimi takdir ederse de ona saygı duyalım. Çünkü ben her platformda söylerim, bu seçimde kim kazanırsa kazansın kol kola girip partimizin birlik ve bütünlüğü için çalışacağız. Bu söylemleri var. Şimdi bu güzel bir birlik ve beraberlik vardır. Bu birlik beraberlik bozulmak için çok nifak tohumları sokuldu. Bakın önceleri ne oldu?
Mesela ilgili arkadaşlarımızın danışmanları vardı. Her milletvekilinin ikişer danışmanları vardı. Önce danışmanlarımızı almak için hamle yapıldı. Kimisi müsteşar, kimisi müdür oldu ve kimisine de vaat verildi. Ünal'ın yanında durma, yarın seçimden sonra seni müsteşar yapacağım. Veya Ünal'ın yanındasın, veya Ahmet'in yanındasın, veya Nazım'ın yanındasın, gel yanıma, seçimden sonra başka bir yere koyacağım. Veya bir makama atadı kendisini. Bunlar bir tarafa. Neden? Bizi parçalamak için, arkadaşlarımızla bu birlik ve beraberliği bozmak için. İkincisi, mesela yanımızda olan insanlar, hepsi bir bir çağrıldı ve baskı yapıldı. Neden o arkadaşların yanındasın? Ya Ersin Bey'in, ya Ünal Bey'in, ya Nezim Bey'in veya Zorlu Bey'in. Neden? Arkadaşların çoğu şu cevabı verdi. Yani Ünal Üstel de Ulusal Birlik Partisi'nin bir milletvekilidir. Bir başka arkadaşım da bu partinin bir milletvekilidir. Neden olmayalım? Ya toplantımıza, ya yaptığımız çalışmalarda veya adaylığımızı açıkladığımız zaman. Bu insanlar hepsi çağrıldı. Bir bir üzerlerine gidirdi. Ama bizim insanımız zaten bu sevgi bağıdır. Sevgi bağıyla insanlar seni severse ve yola çıkarsa sen ne yapsan insana senden vazgeçmez. Ha menfaatçi olan insanlar var. Ha onlara menfaati nerede fazla bulurlarsa da o tarafa dönerler de. Böyle bir yapı da var toplumumuzda. Bütün bu çalışmaları yaptılar. Çoğuna da mesela iş sözü verdiler. Kimisini de işe almadılar. Ve kimisine işe aldılar. Yani bunu söylerken de iddialıyım ve örneklerim de var. Ama ben burada şunu söylemek de istiyorum. Şimdi bizim genel başkanımız 2014'te yerel seçimlerde şunu söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti hükümetinde kurulduktan sonra bir müddetten sonra 88 kişi ve artı bankada çalışanlar dışarıda kaldı. Ve bu arkadaşları dedi ki ben hükümete girersem namus şeref sözümdür. Sizi işe alacağım. Şimdi bu arkadaşlar işe alınmadı. Protokolda ne var ne yok ben hala daha bilmem. Ama başka taraftan seçim için işe alınıyor. Seçim için söz veriliyor. Ve hele bu insanlar Ünal Üstel'e çok yakınsa iki türlü vaat da veriliyor. Şimdi şu an. Şu anda. Yani genel başkan seçilmesi durumunda Sayın Özgürgün işe alacağı sözünü veriyor. Tabii. Çok ve bunu kamuoyunda ben çok yerlerde buldum. Şimdi baktılar burada da çok etkili olamıyorlar. Ha ne oldu? Mesela bildiğim insanlar var Gazi Magosa'da işe alındı. Veya bildiğim insanlar var İskele'de. Bildiğim insanlar var Lefkoşa'da. Şimdi diyor ki bana oyunu göstereceğim. Bir şekilde. Tabii bunu yandaşları yapar. Dedim ya etrafında bir kliki vardır, kahramanlar vardır. O kahramanlar yapar. Şimdi insanlar gelip bana da söylüyor. Veya bir başka bir arkadaşım. Nerede oyunu? Kullandığı zaman pazar günü. Oyunu mu gösterecek? Evet. Yani fotoğraf çekip mi? Bununla ya ilgili... oyunu gösterecek veya telefonda çekecek. Göstersin. Bununla ilgili önlem alınıyor mu peki? Ya bir takım çalışmalarımız var. Ya kamera sisteminin konulmasında da konuştuk arkadaşlarımızla ama tabii bizim başkanımız kimseyle bir şey paylaşmaz. İki aydan sonra dün ilk defa geldik ve bir konsensus sağladık divanda. İnşallah söylediklerimizi yapar bir kamera sisteminin korunması için ama salonda bizim de gözlemcilerimiz olacak. O yüzden biz de kendimize göre bir tedbirler alıyorum. Nasıl ama bakın, yapılabilecek? Peki özür diliyorum, dileyerek biliyorum size. Eğer telefonda olmayacaksa bu, telefonla girilemeyecekse nasıl ispatlanabilir ki bu? Şimdi bakın yani niyet varsa her şey olur. Yani seçimde şöyle yani gözlemcisi vardır. O veya bu şekilde bir şekilde göstermeye çalışır. Bu genel seçimlerde de olabilir. Genel seçimlerde de olur. Her seçimde olur. Yani herhalde bu seçimde olacak diye bir kural yok. Her seçimde olur. Çünkü herkesin de gözlemcileri var. Yani benim anlatmak istediğim bu vaatler ile vatandaşı yanına çekmeye çalışıyorlar. Ve bu vaatler ile bizi bölmeye çalışıyorlar. Veya bu vaatlerle diyor ki Ünal Üstel geldiğinde beni müsteşar yapacak. Bu sefer Ebir Altı içindeki arkadaşım ben de seni yapacağım. Yani
bizi birbirimize düşürmek için oynadıkları merkezin bir oyunudur bu. Ve bunu yaparken de dediğim gibi bütün arkadaşlarım, yalnız bana yapılmıyor. Yani bu 6 arkadaşımızın birlik ve beraberlik içerisinde bu seçime gitmemesi için ve bu seçime giderken birbirlerine düşmeleri için yaptıkları bir senaryodur diye düşünüyorum. Ve bu anket çalışmaları da o senaryoların bir ürünüdür. Ha doğrudur, yanlıştır, o ayrı konu. Ama neden ve niçin yapıldığı sorularına karşılık benim söylediğim bunlar. Çünkü bakın bir genel merkezimiz var. Ve bu genel merkezde çalışan insanımız var. Ve bundan 2014'te sen ekonomik sıkıntılardan dolayı personel durdurdun. Ve ilçeleri de bunu söylüyor. Personel azat. Ve dönün şimdi 2015 kurultay dönemi ve sen bu binalara istihdam yapan. Neden? Kurultaya dönük. Neden? Fazla istihbarat toplayasın ve gelesin. Dönen eğer işe alacak olsan bir kere önce senin söz verdiğin 88 kişiden başlar. İşe al. Hiç şey değilim. Ama önce sözünü yerine getirin ve artık bu ülkede bütün gençlerimizi eşit ve adaletli bir şekilde işe girmenin yollarını da üretmen lazım. Ki nasıl sen reform hükümeti dedin ve şu ana kadar hiçbir reform yapmadın ama en azından kurultay için bu söylemlerini yapma. İşe alma. Alacaksan önce söz verdiğini 88 kişiyi al artı 30 kişi de bankadan duran. Sonra da adaletli bir yasa yap. Bütün gençlerimiz eşit statüde devlet işine girsin, mülakata girsin, sınava girsin ama artık kimsenin yanlı bir sınavdan sonra işe alındığının da mesajını vermedi. Bu ülkemizin büyük bir yanayan kararsı. Peki ikinci tura kalması durumunda ki kalacak gibi görülüyor. Şu an oy kullanacaklara işte oylarınızı gösterin bir şekilde. İspatlayın dendiğini söylediniz. Tabii ki bu iddiaları Sayın Özgür Gün'ün de yanıtlamasını isterdik bu stüdyoda. Ama iki kez de... Yani bunları hep Sayın Özgür Gün yapar demiyorum ha. Yandaşları. Evet. Etrafındaki ama kendisine de yanıt vermesini isterdik. Bugün evet. Perşembe. Son olarak yarın konuğumuzu alacağız kurultay öncesinde ama daha önce olduğu gibi şimdi de Sayın Özgür Gün'ü ağırlama şansımız yok. Yani Kanasım izleyicisinin bu stüdyolarda Sayın Özgür Gün'ü görme şansı yok. Bunun nedeni biz değiliz. O yüzden belirtelim bunu. Son olarak da Sayın Çobanoğlu aracılığıyla da çünkü kendisine yöneltildik. Davetlerimizi yaptık. Ama hiçbir şekilde geri dönüşü olmadı. Bu nedenle kimse bir adayı alırken diğer bir adayı almıyorsunuz diye bakmasın. Kimse nedeni budur daha önce de olduğu gibi. Bunu da söyleyelim, öyle devam edelim. İkinci evet. Tura kalması durumundaki kalacak gibi görülüyor. Bugün iş vaatleri var ama yarın diğer adaylar, yani diğer 5 aday. Diyelim ki siz kaldınız ikinci tura Sayın Özgür Gün'de. Bakanlık teklif edilebileceği yönünde diğer adaylara, yani diğer adaylar ve siz o 6 adayın toplamına bakıldığı zaman aslında Hüseyin Özgür Gün'ün karşısında güçlü bir rakip olarak görülür. Eğer tümü ikinci tura kalacak olan kişiyi desteklerse o evet. Noktada. Ama oyların Sayın Özgür Gün'e dönmesi adına bakanlık teklif edilebileceği gibi böyle çeşitli söylentiler de var. Bizler açısından söyledi ama siz tabii ki parti içinden olarak biliyorsunuz bunları daha iyi değerlendirebilirsiniz. Evet. Yok mu bu yönde bir şeyleriniz? Şimdi bakın ne konuşuyorsunuz zaten, diğer adaylarla? Şimdi biz arkadaşlarımızla öncelikle bizim önceliğimiz parti. Partideki dağınıklığı, teşkilatlarda yaşanan dağınıklığı ve kırılan Ulusal Birlik Partisi'leri. Neden? Çünkü biz bir tüzük değişikliği yaptık. Daha çağdaş, daha demokratik dedik. Ama tamamen anti-demokratik uygulamalarla yeni üyeler yazdık. Hepsini de kucakladık. Ama başka partilerin rozetini taşıyan insanımız da yazıldı. Ve nitekim o anket sonucundan çıktı ki 1000'e yakın insan ve 1000'in üzerinde insan sorulduğu zaman da hiç kimsenin üyelikten haberi olmadığını
ve o seçime katılmayacağını ve görüş de bildirmediğini diye bayağı yüksek bir rakam çıktı. Bu da yaptığımız tüzük daha çağdaş, daha demokratik dedik. Ama uygulamaya gelince tamamen kapalı kapılar arkasında yazılımlar yazıldı. Ve bu yazılımlar yazıldığı için de Ulusal Birlik Partisi tabanında büyük bir huzursuzluk oldu. Neydi bu huzursuzluk? Mevcut Ulusal Birlik Partisi'nin üyelerinin büyük bir kısmı dışarıda kaldı. Hı. Dışarıda kalan bu kısım insanlar ve yeni insanlar içeriye girdiği zaman da çok büyük bir öfke oldu. Ve bu öfke tabii genel merkezi, Sayın Genel Başkan oldu. Ve biz dedik ki kurultay tarihini gerekirse uzatalım. Hı. Bir ay, iki ay. Bu arkadaşlarımıza da bir imkan verelim. Asalım ilanlarımız. Gazetede çıksın, radyoda çıksın, televizyonda çıksın. Ve isteyen gelsin yazılsın. Yapılmadı. Neden? Tek adamlık idaresi. Yoktur böyle bir şey Ulusal Birlik Partisi'nde. Eğer sen demokrasiyle idare olunursan ve diyorsan daha demokrat bir çağdaş bir tüzük yapacağım, uygulamanda da bunu göstereceksin. Yok ki mevcut Ulusal Birlik Partililerin büyük bir kısmını dışlayacaksın, kendine yandaş veya birilerine yandaş olacak diye bazı insanları alacaksın getiren ve haberleri bile olmayan üyeleri yazacaksın, başka partinin rozetini taşıyan insanları yazacaksın ve bu şekilde de kurultaya gideceksin. Biz ona davet dedik. Ama ne oldu? 17 Ekim kongrelerinde neyi gördük? Katılımın %53 civarında kaldığını. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'ne sevgisi olmayan veya Ulusal Birlik Partisi'nin fikirlerini benimsemeyen insanı yazdığımız zaman oraya gelip de Ulusal Birlik Partisi'nin yetkili organlarında seçilecek insanlara oy vermez. Bunu da yaşadık. Haberi olmayan üyeler olduğunu ortaya koyuyor. Haberi olmayan üyeler. Zaten bakın biz 6 aday arkadaşımız bu üye listelerini almak için de büyük bir mücadele yaptık. Ve hala daha düzgün alamadık. Neden düzgün alamadık? Çünkü bakın 17'sinde ilçe kongresi Girne'nin ve 16'sında aldım listeyi telefonsuz. Yani küçük hesaplar da var işlerin içinde. Yani bunlar doğru yaklaşımlar değil. Şimdi ben 91 yılından beri Girne'nin milletvekiliyim. Ve X adamın ismi yazıldığı zaman ben telefonunu bulurum. Siz ama bulamadınız. Yani o listede bulmadınız telefonları ama gezici buldu. O listede verilmedi bize. Bilinçli verilmedi bize. Sırf Ünal Üstel veya aday olan arkadaşlar ulaşmasın. Veya Nazım Çavuşoğlu ulaşmasın. Veya X adam ulaşmasın. Bunlar çok küçük hesaplar yani. Yani böyle bir genel başkan, bir genel merkez bunlarla uğraşmaması lazımdır diye düşünüyorum. Ve döndük. Cumartesi seçim, cuma günü üye listesini aldık ve seçime gider arkadaşlarımız. Çünkü seçilecek değişik kollarda arkadaşlar. Şimdi bu hesaplar yapılırken partide birlik ve bütünlük olamaz. Yani bunları yapman için sen demokrat olman lazım. Tek adam uygulamasını yapmaman lazım. Onun için benim söylemlerimde hep diyoruz ki biz bunları eleştiririz ama ben bunları yapmayacağım. Seçilmem durumunda ben bunları yapmayacağım diye söylemlerimiz vardır. O yüzden şimdi bütün bunları topladığımız zaman ve gelir olay ankette birleşir. Yani bu katılmayanların sayısının da çok yüksek olduğu ve kurultayda da bu sayının düşük olacağı endişesi vardır, sıkıntısı vardır. Şimdi burada tabii yaptığın tüzükten zaten insanları kırdın, döktün. Ve bu insanları toparlamak için de bu 6 aday hepsinin elini sıktı tekrardan. Çünkü bizim Sayın Genel Başkan kitle toplantısı yapar. Öyle köy ziyaretlerine gitmez. Bu oralara gittiği zaman da oralarda bir tek ne yapıyor? 15-20 dakika konuşmasını yapıyor. Vatandaşa soru sorma hakkı da vermiyor. Veya işim var diyor, çekip gidiyor. Ama başka bir tarafta yemeğe oturuyor ve vatandaş da onu görüyor. Ve bu tepki koyar. Bir genel başkanın bu şekilde yaklaşımı olmaması lazım. Ama neticede etrafındaki kadro onu bu yönlere sokar veya o kendinin mizacıdır, onu bilemeyeceğim yani nasıl düşünür ama yapılan çok yanlışlıklar var ve bu yanlışlıkların giderilmesi için herhangi bir adım yok ve ilk defa biz dün bir araya geldik arkadaşlarımızla ve bu birlik içerisinde hareket ettiğimiz için de oturduk ve divanı konuştuk ve oluşacak divanın da kimlerden oluşacağını dün kararına bağladık. Çünkü sıkıntı çok. Bir kere bakın 9200 üye salon
1500 kişilik. Tüzük der ki sal çoğunluk. Şimdi zaten 4500 kişi orası sığmaz. Tüzük der ki ertelenir yarım saat sonra. Siyasi partiler yasası geçen gün tekrardan meclisten yenilenerek geçti. Siyasi partiler yasası diyor ki 15 gün sonra. Tüzük siyasi partiler yasasının üstünde değil. Bunu anlatmaya çalışın. Buna dahil oturup bir konsensüsle bu olmuyor. Şimdi bunlar hoş olaylar diye. Şimdi ben kişi olarak inanırım ki öbür arkadaşlarım da hani Ulusal Birlik Partisi'nin artık hukuk yönünden hakkını arama gibi bir lüksü yok. Çünkü geçmişte bu yapıldı. Çok sıkıntılar çekti. Ve bu halk 2013'te de cezalandırıldı. Ne yaptı? 30 milletvekilinden 14'e düşürdü. Şimdi aynı olayları yaşarsak beğenirim ki halk bizi yine cezalandıracak. Ama yani sonuca razı mı olacaksınız? Bir genel başkan düşünün ki bu partiyi zorla hukuka götürmeye zorluyor. Hoş bir olay değil. Çünkü 2013'te de aynı genel başkanın divan başkanlığı yaparken verdiği karardan dolayı gitti. Şimdi de genel başkandır ve zorluyor. Hoş bir olay değil. Bir kere bakın, siyasi partiler yasası tüzüğün üstünde değil. Ve tüzük diyor sal çoğunluk olmazsa yarım saat sonra olmaz tabi, zaten salon 1500 kişi. 4500-4600 kişi nerede bulacaksın? Yarım saat sonra açacaksın. Siyasi partiler yasası diyor ki 15 gün sonra. Yani kurultay mahkemelik olursa bizi Ulusal Birlik Partililer affetmez diyorsunuz. Evet. Peki bu çıkan her sonuca razı olacağız, hiçbir şekilde hukuki yollara başvurmayacağız anlamına mı gelir? Şimdi bakın yani geçmişte yaşadık, tekrar partilerimizi yaşatmak istemiyoruz ama bizim dışımızdaki vatandaşımızda büyük bir öfke var. Şimdi bakın öncelikle tüzük değişikliği yapıldığı zaman öncelik dedik ki Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay ve ilçe delegeleri yazılacak. Ve 15 Ağustos son tarih. Üye yazılımların son tarihi. Ve o gün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı oldu. Ben de Merkez Yönetim Kurulu'nun bir parçasıyım. Seçilmiş bir üyesiyim. Ve o gün 6700 üye askıya asılır. Bir hafta sonra da toplantısı olur. Ve itirazlar görüşülür. Gelen itirazlarda şu. Mevcut 2012'de yazılı olan kurultay delegesi, ilçe delegesi, hala daha o 6700 kişinin içinde yok. Merkez Yönetim Kurulu karar üretir ve diyor ki bütün mevcut kurultay ve ilçe delegeleri yazılması lazım. Ve karar alır ve herkes imzalar. Buna rağmen şu andaki listelerde 500'e yakın kurultay ve ilçe delegesi yazılı değil. Şimdi bakın bu arkadaşlarımızı ben gördüm. 17 Ekim ilçe kongrelerinde bütün kongre yerlerini gezdim. Ve oralarda bu insanlar geldi ve listelerde adını bulamadı. Ve büyük bir öfke ve küfür içerisinden oradan ayrıldı. Şimdi bu arkadaşlarımız her an hukuk yönüne gidebilir. Bunu belki ben de engelleyemem. Öbür arkadaşlarım da engelleyemez. Ha, bunlar hoş olaylar değil. Onun için diyorum yani bir genel başkan bunları önlemesi lazım. O yüzden mahkemelere bu Ulusal Birlik Partisi düşmemesi için biz gayret gösteriyoruz. Ama birileri de düşmesi için gayret gösteriyor. Burada anlam veremedim. Yani soru işaretim var burada. Veya partinin küçülmesi için. Küçük hesaplar yani parti küçülsün, benim olsun. 3-5 arkadaşımla gideyim. Ulusal Birlik Partisi o değil. Ulusal Birlik Partisi bir kitle partisidir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkeyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kuran ve yaşatan bir partidir. Dolayısıyla bu şekliyle ve en büyük partilerden bir tanesi olduğu için tabanı çok dargın ve küskün olduğu için bunu yapmaya hakkımız yok. Biz partimizi derlemek için, ben partimi bütünleşmek için ve partinin büyüğü olarak, siyasi birikimi en çok olan bir kişi olarak ben bu yola çıktım ve bu mücadelemi veriyorum. O yüzden her şeyi göğüslemeye çalışıyorum. Zaten politika bir uzlaşıdır. Bize de o yakışır. Ama maalesef hala daha uzlaşı kültüründen uzak ve muhatap bulamayacağımız insanlarla bizi yoruluyoruz
Bu yüzden üzüntü müdür? Yoksa vatandaşın şu anda mahkeme hakkı vardır. Merkez yönetim kurulu kararına rağmen uygulamalar yok. Bakın, ikinci 31 Ekim kurultay günü ve biz bunu tüzükle belirledik. Tüzüğümüzde de bu madde var. Şimdi bunu 1 Kasım'a sarkıttık ve 1 Kasım'da oylama olacak. 31'inde de konuşma. Şimdi ben arkadaşlarımla şunu da konuştum. Dedik ki biz konuşma yapmayalım. Cumartesi günü direkt oylamaya başlatalım. Ne pazar gününe sarsın ve pazar günü bu ülkenin yaklaşık 20 bin avcısı olan bir spor kuruluşu vardır. Avcılık ve atıcılık. Çoğu insan buna meraklıdır. Yapmayalım 1 Kasım'da. Ve tüzüğümüze de aykırı olmasın. Bakın orada da bir terslik var. Çünkü tüzükte ve parti meclisin ilanı da 31 Ekim. Ama ısrarla, dün de konuştuk. Dedik ki abi konuşma yapmayalım. Biz istemiyoruz konuşalım. Cumartesi günü başlatalım oylamayı. Ve pazar gününe de kalırsa kalsın zaten hesapladığı zaman bakın ne kadar küçük hesap yapılıyor. Bir kere 9000 kişi geldiğini varsayarsanız zaten bir günde oylama olmaz. Yani orada da hesap bellidir. Bir kere gelmemesi üzerine planlanmış. Gelmemesi üzerine planlanmış. Halka eziyet yapılması için, zulüm yapılması için üzerine planlanmış. Bir kere bakın 9000 kişi gelecek, genel başkana oy verecek, 50 tane parti meclisi seçecek. Beşer dakikadan koysak zaten hesap meydanda çıkar. Ya oy verme işlemi cumartesi günü olmalıydı, pazara kalmamalıydı diyorsunuz. Oy vermeme üzerine kurulmuş. Ama bunu önceden de konsensüsle yaptık. Onu anlatmak istiyorum ve orada bile tek adamlılık kararlılığıyla 1 Kasım dedi ve 1 Kasım'da kaldı. Ve şimdi 1 Kasım'da işte 8'den akşam 10'a kadar yani 20'ye kadar oylama süreci olacak ama bakın antidemokratik uygulamalarla yapılıyor. Onu anlatmak istiyorum. Yani mahkemeye gidecek çok fırsat veriliyor. Biz gitmiyoruz. Ben gitmiyorum. Gitmeyecek arkadaşlarım misiniz sonrasında? Gitmiyor. Ya ben gitmiyorum. Ama vatandaşın da gitme hakkı evet. var. Ulusal Birlik Partisi'nin de gitme hakkı var. Hı. Niçin onu bu yola itiyoruz? Onu söylemek istiyorum. Bir genel başkan bir kere uzlaşıcı olur, kucaklayıcı olur. Ve sen ısrarla nedir düşündüğün ki bu yanlış uygulamaları yapıyorsun? Onu sorgulamak istiyorum. Ve bütün bu sorgulamalar neticesinde tabii ki bir tane vatandaş çıkabilir ve bizim gibi geniş düşünmeyebilir ve partiyi mahkemeye götürebilir. Ve genel başkanın görevi bütün yanlış uygulamalara dur demektir. Geniş olması lazım, demokrat olması lazım, uzlaşıcı olması lazım. Maalesef bizim partimizde, Ulusal Birlik Partisi'nde ve genel başkanımızda bu anlayış yok. Partimiz tabanında bu anlayış var ve bizim her gittiğimiz yerlerde bunu söylüyorlar. Sakın ola partiyi mahkemelere götürmeyin. Biz o zihniyeti genel merkeze ilettik. Biz o zihniyeti genel başkana ilettik. Ama bütün bunları iletmemize rağmen ısrarla ve ısrarla bütün bu yanlışlıklar yapılıyor ve hala da kurultay oylaması 1 Kasım'da oldu ve sabah 8, akşam 10 ve 22 saatine kadar oylama olacak. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi bazen insanlar bir uygulama yaparken %1 hata yapabilir ama 99'u doğru olur. Ben de seni alkışlarım. Zaten şimdi sürece baktığımız zaman bazen soruluyor. Neden 6 aday çıktınız ve bir aday üzerine anlaşmanız? Şimdi herkes kendisinde o hakkı gördü ve çıktı. Ama bir kere demokrasinin güzelliği de budur. Bir de Ulusal Birlik Partisi'nde bir zenginliğidir bu. Ama önemli olan birbirlerine karşı anlayışıyla birbirlerini üzmeden partiyi üzecek ve parti söylemlerine ters düşecek söylemlerden uzaklaşmak için bütün biz bu 6 arkadaşımız bu yola çıktık ve hep 6 arkadaşımız da birbirimizle dayanışma içerisinde birbirimizi kırmadan üzmeden bu yolu götürecek diye düşünüyorum. Her ne kadar da antidemokratik uygulamalar varsa da biz onları
uzlaşı kültürü içerisinden de 1 Kasım'ı aşacağız ve 1 Kasım'dan da Ulusal Birlik Partisi zarar görmeden çıkacağının inancını taşıyorum. Evet. Peki biz 6 arkadaş bu süreçte birbirimize zarar vermeden de dediniz. Ama bu hareketin de aslında arayı açmak için, nifaklığını sokmak için yapıldığını söylediniz. Yalnız bu değil yani. Ha? Bunun gibi çok örnekler saydım. Birçok şey yapıldığını saydım. Yani. Peki seçilmeniz durumunda. Az önce ki ihtimali de sordum. Herhalde ona da yanıttı bu. Diğer adaylara bakanlık teklif edilip edilmeyeceği yönünde ya da bu süreçte çekilmeleri yönünde herhangi bir şekilde gittim herhangi bir teklif. Şimdi bakın bir kere ben söylemlerimde şunu söylüyoruz. Yani ben partideki bir kere çalışma düzenini değiştirecek. Yani tek adamlılığı orta yerden kaldıracağız. Yani artık ben yapmayacağım. Biz yapacağız. Yani ben Ulusal Birlik Partisi'ne katılımcı demokrasiyi getireceğim. Yani bir şeye karar vereceksek oturacağız yetkili organlar ve örgütlerin de sesini dinleyerekten, onların da fikirlerine saygı göstererekten bu işleri yapacağız. Her şeyi bir yeni yöntem ve yeni bir şekil kazandırmış olacağım partiye katılımcı demokrasiyle. Evet. Ne yapacaksam yapayım. Bir kere tüzükten tutun, hükümetten tutun veya görev alacak arkadaşlarımızdan tutun. Bir yerlerde olduk mu olmadık mı? Veya yerel seçimlerde aday olacak veya bir erken seçimde milletvekiline aday olacak arkadaşlarımızı ben yalnız karar vermeyeceğim. Tabanımla birlikte onların da fikirlerine saygı duyarak onları da ilk defa bu partide şöyle diyeyim adam yerine koyduracağız. Yani bakın çok önemli söylüyorum çünkü her gittiğimiz yerde taban şunu diyor. Bizim zaten hiçbir zaman fikrimizi kale almadınız. Ve bunu ben değiştireceğim. Bunu da nasıl değiştireceğim? Katılımcı demokrasiyi parti içerisine kazandıracağım. Ve artık tek adamlık zihniyetinden de partiyi kurtaracağım. Ve ben kelimesini kaldıracağım. Biz kelimesini getireceğim partiye. Dolayısıyla ne yapacaksak biz tabanımızla, partililerimizle, yetkili organlarla gerektiği zaman da sektör temsilcilerinin de katılacağı toplantılarla bu olayları hepsini çözeceğiz ve hepsini göstereceğiz. Şu anda bir koalisyon hükümeti var. Evet. Bu koalisyon hükümetinin ortağı Ulusal Birlik Partisi. Evet. Dolayısıyla koalisyon hükümetiyle ilgili de alınacak olan kararları ya da talepleri de yine aynı şekilde mi belirleyeceksiniz? Tabii ki yani bir kural getirdiğinde, bir yeni bir sistem kazandırdığınızda partiye şu anda mevcut bir hükümet vardır. Benim de tavsip etmediğim bir hükümet. Yani neden? Çünkü onaylamadınız mı daha önce? Daha önce onayladım. Şimdi bakın, Ulusal Birlik Partisi'nin bir milletvekilisiniz. Grupta, parti meclisinde öz eleştirilerini yapan ama grubun verdiği oy çokluğuyla bir karara da demokrasi gereği saygı duyan. Ha halkın önüne geçtiği zaman da parti disiplini içerisinde partinin kararı neyse o uygulamayı da yapan. Genel kurulda oy doğrultum hükümetin varlığından yanaydı. Ama yanlışlıklarını da söylüyorum ve bu yanlışlıkları orta yerden kalkması için de ben seçildikten sonra hepsini masaya yatıracağım. Ve bunu ben her yerde de söylerim. Tabanımla birlikte karar verecek. Yetkili organlarla birlikte karar verecek. Sektör temsilcilerinin de görüşlerini alacağız ve karar verelim. Bakın bir kere şimdi bu köy gözlerini yapıyorum ya. Hükümet ile ilgili çok konular görüyorum. Mesela geçen gece Yeni Erenköy'deydim. Yeni Erenköy'de çok coşkulu bir toplantı yaptım. Bakın 2 aydan beridir Yeni Erenköy Belediyesi'nin çalışanları grevde. Hiç kimse doğru dürüst ilgilenmiyor. Koalisyon ortaklarının ne birisi ne bir kişi. Ve bu insanlar 2 ay var maaş alamıyorlar. Ve şu anda süresiz greve hazırlanıyorlar. Tabii bütün bunlar yapılırken bakın Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin
kanadında da bakan arkadaşlarımız değişiyor. Tabii şimdi yeni atanan bir bakan arkadaşım buraya vakıf olması için bir zamana ihtiyacı vardı. Ama bu yalnız bu bakan değil buradan sorumlu. Bir kere hükümetin başı var ve hükümet vardır ve parti başkanları vardır. Ve buraya hala daha hiç kimse ilgilenmedi ve bu insanlarımız süresiz greve hazırlanıyor. Bir kere bu çalışanlar mağdur. Doğru veya yanlış. Hükümetin buraya el atması lazım. Belediye olabilir. Şimdi o yörede yaşayan insanlar var. Ve o yöre ağırlıklı bir turizm beldesi de. Giden gelen turistler var. Ve özellikle Karpaz'a her gün otobüs dolusu insanlar geçiyor. Şimdi o yöredeki hizmetlerde aksadığı zaman o yörenin insanı da bu işten rahatsız oldu. Bir çalışan neden bu durumda? Onu sorgulayan yok. Bir ikincisi bölge hizmetten mağdur ediliyor. Hala daha uygulayan yok. Ve bu insanlar süresiz greve hazırlanıyor. Ve çare bulunamıyor bu insanlar. Peki hükümet nerede? Şimdi tamam ilgili bakan arkadaşımız, çok sevdiğim bir arkadaşımız. Görev değişikliği oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Ama hükümet kurulurken de dendi ki biz bu hükümet reform hükümetidir. Eğer reform hükümeti olsa bunlar da damgasını vuracaktı. Veya oturup belediyeleri masaya yatıracaktın ve bir çare üreteceksin. Neden bu belediyelerde bu sıkıntılar var? Neden bu belediyelerde maaş ödenemiyor? Bir tedbir alman lazımdı. Kaldı ki 2 ay gibi uzun süre geçti. Ama sen reform dedin. Bakanları değiştirdin. 3 tane bakanı. Adına ne dedik? Gençleştirdik. Yani şimdi bunlar komik şeyler. Bunlar olmaması lazım. Hani sen reform hükümetindi? Bir kere reform hükümetinde eğer reform yapacaksan reform yapacak bakanları koyacaksın oraya. Veya onların uzmanlarını koyacaksın. Ve o çalışmalarını tamamlamış olacaksın. Ve arkadan dönüp 3 ay dolmadan 3 tane bakan arkadaşımız gidecek. 3 tane bakan arkadaşımız gelecek. Ben gidene ve gelene saygım, sevgim sonsuz. Kesinlikle onların şartlarına bir şeyim yok. Ama partinin politikasıdır eleştirdiğim. Reform dedin. Şimdi bu reformdur. 3 tane bakan değişince ve adına neden gençleştirdim. Bu reform olsa ben anlayışım budur. Ama ben de örnek veriyorum hükümette. Yeni Erenköy Belediyesi aldı başını gider. Bir tedbir yok. Süresiz greve gidiyor. Hükümetten bir şey yok. Reform neresi? Ben bu arada köyleri gezerken de şu var. Mesarya köylerinde köylü ürününü verdi. Hala daha alamadı. Ödenme zamanı geçti. Bankada borç çalışır, faizler çıkar. Tekrar ürün alması lazım. Ekmesi için parası varsa alabiliyor. Bu ziyaretlerde bunlarla da karşılaşıyoruz. Ve bunlar da hükümetin ürettiği bir şey yok. Eğer sen tarımda eğer arpadan, buğdaydan vazgeçeceksen çıkacaksın insanlara diyeceksin ki ben tarım politikamı değiştiriyorum. Şimdi 2014'te ekeceksin, 2015'te ürününü vereceksin, karşılığını alamayacaksın ve bu tarafta bankada 2014'ten beri faiz devam edecek. Dövizdeki erimeyi hepimiz yaşıyoruz beraber. %40 civarında bir erime var. Senin 1000 liran 600 lira olacak ama senin bankadaki borç da 1000 liradan 1500 lira olacak. Ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili bir hatırlatma var. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Cemal Bulutoğulları'nın başkan olduğu dönem. Evet. O dönem başkan olduğu zaman tabii ki şimdi başkan değişikliği oldu. Aynı hassasiyeti Ulusal Birlik Partisi o dönemde göstermiş miydi? Vallahi o hassasiyeti biz göstermeseydik Cemal Bulutoğulları hala daha görevine devam edecekti. Yani bir hassasiyet gösterdi ki o arkadan Cemal Bulutoğulları istifa etti, görevden gitti ve yeni seçimler oldu. Peki ne değişti? Ben sorarım ilgili arkadaşıma öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi dinledi ve yazdı. Peki ne değişti? Bakın bir yerde şunu kabul etmemiz lazım. Bir takım sistemde hatalarımız var. Bunları korkmadan, yılmadan masaya koymamız lazım.
Şimdi belediyelerimize baktığımız zaman yani çoğu belediyemiz zor durumda. Bir doğru. Kimisi ihtiyaç sandığını, kimisi sosyal sigortalını ödeyemez durumda. Bankada borç aldı başını gider. Şimdi bunlar doğru değil mi? Bunları masaya yatırdık. Şimdi Lefkoşa Belediyesi. Lefkoşa Belediyesi'ndeki sıkıntılar bitti mi? Bir bakın bakayım. Borç Cemal Bey'in zamanında ne kadardı? Şimdi ne kadar oldu? Ve nerelerden borçlandı? Tedbir var mı? Yani buralarda radikal alınacak bir takım tedbirler gerekirdi. Bunu her platformda da konuşuldu. Hangi belediye aldı? Veya hükümet hangi belediyeye dedi bu tedbirleri al? Veya hangi yasal düzenleme yapıldı? Şimdi bakın, bir hata olabilir. Yaşayabilirsin. Ben de insanım, ben de yapabilirim. Bu da bir doğrudur. Ama o hatayı artık ikinci kez yapmamamız lazım. Şimdi ben bu vesileyle 28 belediyeyi de gezdim. İki kez, üç kez gezdim. Her yerde inanın sıkıntı var. Bir iki belediye hariç. Çoğu yerlerde sıkıntı var. E şimdi bir an önce bu hükümet bunları masaya yatırması lazım. Lefkoşa Belediyesi'ni de, Gazi Magusa Belediyesi'ni de, Girne Belediyesi'ni de. Yani eğer iki belediye sıkıntı içerisinde değilse onun bazı öbür belediyelerden ayrıcılıkları vardır. Yani, yani eğer seçilirsem bunları dile getireceğim diyorum. Ben bunları dile getireceğim. Bakın yani öyle bir noktaya geldik ki bazen çok değerli Ferdi Sabit Soyer arkadaşım vardı. Otomobil diyor duvara tosladı diyor. Gitmez artık. Dolayısıyla oturup son noktaya geldik. Bazı radikal tedbirler alınması lazım. Benim anlayışım reform hükümeti budur. Çok acil önlemler alınması lazım. Tarımda da, narenciyede de, kamuda da, turizmde de, eğitimde de. Eğer biz acilen bu reformları, bu sistemdeki yanlışlıkları gidermezsek önümüz daha karanlık günler, daha sıkıntılı günler yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, peki saatimiz 9.59, saat 10'u gösteriyor şu anda. Son sözlerinizi alalım ve öğle noktalayacağız programımızı. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buradan da Ulusal Birlik Partisi tabanına 31 Ekim bizim konuşmalarımız olacak. 1 Kasım'da oylama olacak. Tabii o gün av ilk günü olduğu için de avınıza gidin. Ama öğleden sonra gece 22'ye kadar oylama devam edecektir. Lütfen, lütfen çok rica edeceğim. Her şeyi bir kenara koyun ve pazar günü kurultayımıza katılın. Oylarınızı, oy doğrultunuzu belirtin ve artık Ulusal Birlik Partisi'ndeki bu çürümüş zihniyeti ve bu idare bozukluğunu orta yerden kaldıralım ve yeni bir dönem, yeni bir sayfayla 2015 yılına girelim ve inanın oraya geldiğiniz zaman da iki elinizi başınızın arasına sıkıştırın iki elinizle ve sağduyulu hareket edin. Partinin ileriye götürmek için hangi arkadaşımızı uygun görürseniz ona oyunuzu verin ama biliniz ki ben bu partinin bir büyüğü olarak ben bu yola çıktım ve oy doğrultusunu kullanırken de lütfen o oy doğrultusu içerisinde aklı selim karar verin ama pazar günü lütfen oylamaya gelin. Buradan bütün kamuoyuna teşekkür ederim ve SimTV televizyonun çalışanlarına da yürekten teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz size. Kolay gelsin diyoruz. Umarım çok ki, teşekkürler sağ olun. Kurultay mahkeme salonlarına taşınmadan temennimiz o. Sizin de söylediğiniz gibi tekrardan evet. Kolay gelsin. Evet, böylelikle Radyo Gazetesi'nin sonundayız. Gün içerisinde güne yansıyan gelişmelerle haber saatlerinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Gazetesi.